Evet, tekrardan yeni bir boktan videoya hoş geldiniz. Yine iğrenç bir oyun peydahlandı ve bu konuyla alakalı görüşlerimi size bildireceğim. Çünkü artık 2020 itibariyle ben YouTube'un babası oldum ve sizleri uyarmam gerekiyor bu konuda. Geçtiğimiz dönemlerde bir sürü oyuna denk geldik. Mavi Balina'dan Momo. Çocuklara bir şekilde talimat verip onları yönlendiren saçma sapan oyunlardan bahsediyorum. Hepiniz hatırlıyorsunuz o iğrenç Momo olaylarını. Ve geçtiğimiz günlerde saçma sapan bir oyun çıktı. Mavi Bebek. Neden bu oyunların isimleri hep M ile başlıyor, o konuda hiçbir fikrim yok. Mavi Balina, Mavi Bebek, Momo. Her neyse, bir anda bu oyun peydahlandı. Yani hepiniz görmüşsünüzdür haberlerde zaten. Ve haberlerde gördüğümüze göre bu oyun gençleri tehdit ediyor. Nasıl yapıyor bunu? Aynanın karşısına geçiyorsunuz. Elinizde bebek varmış gibi hareketler yapıyorsunuz. Bir noktadan sonra bebek canlanıp elinizi sıkıyor. Şimdi ilk bu haberi gördüğümde burada çocukları nasıl tehdit ettiğini anlamadım açıkçası. Çünkü biz küçükken de böyle şiir efsaneleri vardı. Aynanın karşısında 3 kere Bloody Mary dediğin zaman bir tane kadın çıkıyormuş falan, böyle saçma sapan. Kimseye inanmadığı, gülüp geçtiğimiz muhabbetler vardı. Gece yarısı arkadaşlarla toplanıp anlattığımız hikayelerden ibaret aslında bu yani. Fakat bu haberin biraz derinine inmek istiyorum sizlerle. Bir anda peydahlandı bu olay ve nereden çıktığını anlamadım açıkçası. O yüzden gelin ve Mavi Bebek muhabbeti nereden çıkmış onu bir çözmeye çalışalım. Şimdi ilk bulduğum haberlerden biri şu. Mavi Bebek oyunu gençleri etmeyi teşvik ediyor. Oyun K-pop gibi grupların sosyal medya hesapları üzerinden mesaj yoluyla iletiliyor. Ve burada saçma sapan bir Goofy resmi var. Yani Mavi Bebeği yayan herif bu Goofy profil fotoğrafını kullanıyormuş. Ve internette bu Goofy profil fotoğrafına bakarsanız bunun bir troll hesap olduğunu anlayabilirsiniz açıkçası. Çünkü bu Goofy cosplay'i iğrenç bir videoya ait. 10-15 sene önce internette dolaşıyordu. İki tane tip Goofy cosplay'i yapıyor. Ve yahu falan diyordu birbirlerine. Burada değinmek istediğim nokta aslında şu. Böyle bir troll manyağın nasıl çocukların üzerinde etkisi olabileceği. Açıklamada şöyle yazıyor. Oyunda Jonathan Galindo isimli ve köpek gibi giyinmiş bir insan karakteri gençlere ve çocuklara özel mesaj göndererek oyun oynamak isteyip istemediklerini sormaktadır. Çocuklar ve gençler oyun oynamayı kabul ettikten sonra sırasıyla kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye başlamakta ve bir süre sonra bu görevleri yerine getirmek zorunda bırakılmaktadırlar. Aksi halde oyuncular Jonathan Galindo'nun kişisel verilerini sızdırmasıyla tehdit edilmektedirler. Şimdi arkadaşlar, 2020 yılındayız ve 4 senedir falan bu kanalda da yayın yapıyorum sizlere. Ve interneti de az çok tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü çoğunuz artık gençlik çağına giriyor. Fakat artık internette tanımadığınız bir insanla, özellikle bu Goofy kostümüyle poz veren bir insanla konuştuktan sonra bu insan sizi tehdit ediyorsa ona hadi lan oradan demeniz gerekiyor. Yani böyle şeylere inanmayın. Gün gibi açık böyle bir profil fotoğrafını koymuş bir insan size bir oyun oynatmaya çalışıyor ve siz buna kanıyorsunuz. Daha ne kadar saçma bir döneme denk gelebildik ki. Yani burada sizin bilinçli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu olay büyük ihtimalle kendini bilmez dangalağın çıkardığı ve çocukları trolleyeceğim, ha bak neler yaptıracağım dediği ruh hastası bir oyun. Aa abi, gerizekalı Goofy cosplay yapan bir bana oyun oynamamı söylüyor deselerdi herhalde bir tarafımla gülerdim. Haber şöyle devam ediyor. Çocuk ve gençlerin bu oyunlara ilgi göstermesi sağlandıktan sonra oyuncuların kendilerini oyuna devam etmek zorunda hissetmelerinin nedeni, oyunu oynarken tehdit altında hisseden çocuğun içinde bulunduğu bu durum aile bireylerini açıklamaktan korkması ve ebeveynleri tarafından anlaşılamayacağını düşünmesidir dedi. Burada çok önemli bir noktaya değinilmiş. Büyük ihtimal çocuklar bu muhabbeti ebeveynlerine açtıkları zaman ebeveynleri de benim gibi düşün için, la sen ne yapıyorsun la falan diyorlar. Ve o yüzden ebeveynlerin bu konuda daha anlayışlı olması lazım. Çünkü ebeveynler bu konuda bilinçlenip çocuklarıyla daha sağlıklı bir muhabbete girerse bu tip oyunların artık prim yapamayacağını düşünüyorum. Yani ne bileyim, gençlerin internette bir oyun oynadığını görüyorsunuz. Hemen çocukları dışlamayın. Bu olayın ne kadar saçma bir şey olduğunu ve böyle insanlara prim vermemesini öğütleyebilirsiniz bence. Sadece biraz yönlendirmelere ihtiyaçları var. Oyun devam ederken görevlerde sırasıyla zorlaşmakta ve en sonunda oyun oynayan çocuğun psikolojisi ciddi anlamda etkilenmekte. Oyun özellikle çocuk üyelerinin fazla sayıda olduğu K-pop gibi grupların sosyal medya hesapları üzerinden mesaj yoluyla iletilmektedir. Kardeşim, bu K-pop muhabbeti niye her yerden çıkıyor ya? Tamam anladık, K-pop seviyorsunuz. Suratımıza K-pop sokmanın gereği yok yani. Twitter'da mesela herhangi bir konu gündem olduğu zaman oradan illa bir K-pop muhabbeti devreye giriyor. Ve bu olayın trajikomikliği de şu, bu saçma sapan Goofy cosplay fotoğrafı ve K-pop grupları. Yani kardeşim, madem K-pop dinliyorsunuz böyle şeyleri yaymayın. Neden yayıyorsunuz ki? Ve işin saçma sapan tarafı, bu Mavi Bebek'le alakalı biraz araştırma yaptığımda Mavi Bebek oyununun aslında eski bir creepypasta, yani şehir efsanesine dayandığını görüyorum. Aslında Baby Blue, yani Mavi Bebek dediğimiz olay Bloody Mary'nin günümüze uyarlanmış versiyonu ve en son 2 yıl önce trende girmiş ve sanırım bu artık Jonathan Galindo mudur, Norm Kinder midir, Jonathan Götümdo mudur, her ne boksa bu herif o oyunu günümüze getiriyor sosyal medyanın da iyice boka sarmasıyla beraber. Mükemmel bir yıkım fırtınası
ortaya çıkıyor. Korkunç tuzaktan korumak için ne yapması gerekiyor? Işıl açık el araç. Blue baby, baby blue. Aynen kardeşim, eğer bunu izledikten sonra hala boyunu ciddiye alıp saçmalığını görmüyorsunuz, saçma sapan bir YouTube videosundan parça alınmış. Ya bu olayın saçmalığı ve cringe'liği bu kadar bariz olamaz arkadaşlar. Aslında burada anne babalara büyük görev düşüyor. Çünkü Blue Baby, yani mavi bebek oyununu oynayan çocuk ya da gençlerde bazı değişimler oluyor. Olumlu halleri olumsuza dönüyor. Çok uzun süre oyuna maruz kalındığında beyin yapısında, sinir sisteminde, beyin elektrik dalgalarında farklılıklar olabiliyor. Bunun sonucu olarak dikkat problemleri, huzursuzluklar, uyku sorunları, sinirlilik, zaman zaman mutsuzluk, keyifsizlik belirtileriyle karşılaşabiliyoruz. Bunu bu kadar büyütmemizin nedeni de sosyal medyanın artık her yere ulaşabiliyor olması ve artık amaçlarının tamamen kötüye doğru gitmesi. Bunlar 10 sene önce böyle bir haber yapılmazdı. Çünkü büyük ihtimalle bu oyun kimse tarafından sallanmazdı. Çocuklarınızla konuşun ve bu tip oyunların ne kadar saçma olduğunu anlasın. Ve internet ortamının da aslında o kadar güvenli olmadığını ve herkesle konuşmamaları gerektiğini, herkesin iyi niyetli olmadığını bahsetmeniz gerekiyor. Yakında bu saçma sapan bir dallamanın teki, yurt dışında dalga geçilen El Aivoki, yani Michael Jackson'ın korkunç robotunun olduğu videoyu bir şekilde oyun haline getirecek diye korkuyorum açıkçası. Yani böyle oyunlara kanmayın ve bu hesapları bildirin ve bu oyunları oynamayın. Daffy Duck veya pangolin resmi koyan bir insanın hesabına kanmayın, iletişime geçmeyin ve bu oyunları kesinlikle oynamayın. Çünkü artık internet iyi niyetli bir ortam değil, kötü niyetli insanlar daha fazla ve gençler için artık internet dış dünyayla aynı seviyede. Üzülerek söylemeliyim ki bu iş buraya geldi. Çünkü artık gençlerin %90'ı dışarıda sosyalleşme yerine internette sosyalleşiyor. Ve bunda tabii ki yaşadığımız pandeminin bir etkisi var. Ve sanırım yakında internette de maske takmaya başlayacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.